Güle güle, güle güle! Bilemezsin, oğlumun gidişine ne kadar üzülüyorum Salih Efendi. Üzgün görünmeseniz de olur beyefendi. Türk sinemasında sert, kötü, zengin ve soylu adam rolleriyle hafızalara kazınmış biriydi o. Gayrimüslim olduğu için askerde eline silah yerine kazma kürek verilen, Hristiyanım ama İslamiyet dinine önem veriyorum diyen, aynı toprağa ayak basıyoruz, aynı bayrağın altındayız, başka seçenek yok, birbirimizi sevmeliyiz. Sözleriyle çarpıcı açıklamalar yapan, 500'ün üzerinde filmde yer alan, aynı zamanda yönetmen, yapımcı ve senarist olan, İki din arasında Araf'ta yaşayan, ben kelime-i şehadet getirmiş bir Türk'üm dese de, öldüğünde Hristiyanların ve Müslümanların cenazesini paylaşamadığı bir adamın ilginç hayat hikayesi bu. Asıl adıyla Kirkor Cezveciyan olan Kenan Pars, 10 Mart 1920 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelir. Ermeni asıllı Türk oyuncu, ailesinin işleri sebebiyle 1,5 yıl Zonguldak'ta yaşadıktan sonra Bakırköy'e yerleşirler. İlk ve ortaokulu Bakırköy Fransız Okulu'nda bitirdikten sonra Bizazyan Ermeni Lisesi'nden mezun olur. Çilingirlik, tuhafiyecilik, emlakçılık ve ayakkabıcılık gibi işlerde çalışan Kenan Pars, İkinci Dünya Savaşı yıllarında vatani görevini yapmak için askere gider. Bir yandan vatan savunması istenirken, diğer yandan da Ermeni olduğu için eline silah verilmez, öteki muamelesi yapılır. Hayatı boyunca Türklük, Ermenilik, Hristiyanlık, Müslümanlık arasında Araf'ta yaşar. Türk sinemasıyla tanışması hem çocukluk arkadaşı hem de komşusu olan Sırrı Gültekin vasıtasıyla olur. 1953 yılında Ömer Lütfü Akad'ın yönetmenliğini yaptığı Öldüren Şehir adlı filmle oyunculuğa ilk adımını atar. Gösterdiği performanstan dolayı başrol teklifleri gelmesi uzun sürmez. 1955 yılında Günahkar Baba filminde Muhterem Nur'la başrolü paylaşır. Bu filmin ardından İntikam Alevi, Yanık Kezban, Çitlenbik, Ömrüm Böyle Geçti, Sosyete Şaban, Elveda Hatıralar, Şoförle Bahat, Vahşi Kedi, Lekeli Kadın, Küçük Beyefendi, Fatih'in Fedaisi, Ne Umduk Ne Bulduk ve Parola Kartal gibi 300'den fazla yapımlarda oynadı. Kenan Pars 1961 yılında Bakırköy Halk Evi'nde tiyatro grubu kurarak Duvarların Ötesinde adlı oyunu sergileyerek tiyatro yönetmenliği yaptı. Yeteneğini fark eden usta sanatçı 1962 yılında Mask Film Yapım Şirketi'ni kurdu. Oyunculuğun yanı sıra yönetmenliğe soyunan Kenan Pars, Oğlum, Derdimden Anlayan Yok, Cinayet Gecesi, Ölüm Allah'ın Emri, Aklın Durur ve Bir Ateşim Yanarım adlı filmlerin yönetmenliğini yaptı. Ayrıca birkaç filminde senaryosunu kaleme aldı. 70'li yıllarda erotik furyanın boy göstermesiyle hem de Türk sinemasının krize girmesi nedeniyle beyaz perdeye uzun bir ara verdi. 1977 yılında İkimiz de Sevdik filminden sonra ekranlardan uzaklaşan Kenan Pars esnaflık yapmaya başladı. Verdiği bir röportajda sinemaya neden küstüğünü ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı. Benim ellerim beceriklidir, her şeyi yaparım ve en iyisini yapmaya çalışırım. Elim becerikli olduğu için ayakkabı dükkanı açtım. Ama 10 sene boyunca ağladım. Mesleğimi yapamıyordum çünkü. Sinemanın içine girdiği krizde esnaflığı tercih ettim. Ama bir mikrop mu desem, başka bir şey mi bilemiyorum. Kumarbaz vardır, hiç kazanamaz ama hep oynar. Benimki de o hesap. Hep büyük değişiklikler olmuştur diye her seferinde döndüm sinemaya. Ama her şey bıraktığım gibi durdu. Şimdi de küstüm sinemaya. Ne yerli ne yabancı. Hiçbir filme gitmiyorum. Küsüm. Geçmiş yıllara dönecek olursak, usta sanatçı 1952 yılında kendisi gibi Ermeni asıllı ve Konyalı bir Türk olan Dikran Uhi ile evlendi. Bu evlilikten Çiğdem adında kızları oldu. Kenan Pars için her şey göründüğü gibi değildi. Ermeni olması bazı kesimler tarafından hoş karşılansa da bazı kesimler tarafından ötekileştirip sevilmiyordu. Verdiği bir röportajda Türk müsünüz sorusunda bile sinirlendiğini, kelime-i şehadet getirmiş bir Türk olduğunu şu sözlerle dile getirdi. İslamiyet'i tanıyorum. Kirkor Cezveciyan sadece kimlikteki adım. Kullanmıyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Kenan Pars'ım. Evimde 80'den fazla Atatürk resmi var. Şöyle anlatayım. Dünyada kozmopolit 3 ülke var. ABD, Rusya ve Türkiye.
Amerika'daki halk Amerikan ama doğma büyüme değil. Yahudisinden, İspanyolundan, İngilizinden her milletten halk var. Rusya'da öyle. Türkiye'de de Laz, Çerkes, Arap var. Ama asla ülkemiz Amerika ve Rusya gibi olmadı. Hepimiz kaynaştık. Şu anekdotu çok severim. Atatürk'e bir gün suikast hazırlığı yapılıyor. Yapanlar yakalanıyor. Paşa yaverlerine Ermeni var mı içlerinde diye soruyor. Hayır cevabını alınca boşver o zaman diyor. Şu anda Türkiye'de yaşayan Ermenilerin hiçbiri ben Ermeniyim demez. Çünkü her birinin bu topraklarda geçmişi var. Türkiye'de doğan, Türkiye Cumhuriyeti kimliğini taşıyan, bir Türk gibi yaşayan bir adama ne denir? Türk denir. Ben bir Türk'üm. Türk olmanın anlamını hissediyorsan sen de bir Türksün. Yine aynı röportajında dininizi değiştirdiniz mi? Hristiyansınız ama İslamiyet dinine de önem veriyorsunuz sorusuna şu ilginç açıklamaları yaptı. Ben 25 yıl kilisede okudum. Annem vefat ettikten sonra kiliseye gitmedim. Dualar bana dokunuyordu. Kiliseyi rahatsız ettim. Babam, abim, ablam öldü. Kiliseye gitmedim. Ama dinimi değiştirmedim. Ben Müslüman olmasam da İslam dini adına bir şeyler yapmam gerektiğine karar verdim ve kulaktan dolma olarak duyduğum kelime-i şehadeti öğrenmek istedim. Eşim Konyalı, Ermeni asıllı bir Türk. Narin ve Linda iken Çiğdem ismini alan iki kızımız oldu. Kızlarımdan biri aktör Ayhan Işık'ın ablasının oğlu olan bir Müslümanla evlendi. Evet, İslamiyet'i öğrenmeye çalıştım. Mezarımdaki tabelada bundan sonra ha Müslüman, ha Hristiyan yazmış benim için bir şey fark etmez. 90'lı yıllarda dizi sektörünün ön planda olmasından dolayı birkaç dizide yer alsa da eskisi gibi gelen teklifler yoktu. 33 yaşından beri sinemada olan Kenan Pars, erotik furyanın ön planda olduğu seneler birkaç pislik filmde oynadığını ama her gün ağlayıp ''Nedir bu başıma gelenler? Niye sinema sapıttı?'' diyerek sinemadan uzaklaştığını ve ilerleyen yıllarda bu sebepten ötürü kimsenin ona iş vermediğini düşündü. O da farkındaydı artık beyaz perdede tutunamadığının ve uzun yıllar kendi adını verdiği Milli Piyango bayisini işlettikten sonra boncuklardan hat sanatı yapmaya başladı. Artık yolun sonuna gelmişti Kenan Pars. 10 Mart 2008 yılında tam da doğum gününde 88 yaşında kızının evinde hayatını kaybetti. Usta oyuncu Yaşar dışlandığı gibi ölürken de ötekileştirildi. Ölmeden kısa bir süre önce bu konuyla ilgili şunları söylemişti. Müslüman da ölebilirim. Olabilir yani. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Üsküdar'da doğdum, İstanbul'a döndük. Ailem 500 yıllık Türkiye'li. Bense 83 yıllık Bakırköylüyüm. Benim için Türk, Ermeni, Arnavut yok. Benim için Türkiye var. Sonuçta bu coğrafyanın çocuğuyum. Niye birbirimize ters bakalım? Arnavut'u, Laz'ı, Türk'ü, Ermenisi, Kürt'ü, Çerkez'i karışmışız. Aynı toprağa ayak basıyoruz, aynı bayrağın altındayız. Başka seçenek yok. Birbirimizi sevmeliyiz. Kızı Çiğdem ise babasının gayrimüslim olduğunu ancak bir Müslüman gibi yaşayıp son iki gününü kelime-i şehadet getirerek ve besmele çekerek geçirdiğini, o yüzden onu Müslümanların cenaze aracıyla kiliseye getirileceğini söyledi. Kenan Pars'ın cenazesi Yunus Emre Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Bakırköy Ermeni Kilisesi'ne getirildi. Burada hazırlanan platform üzerine konuldu. Tabutun önüne sevgili eşime yazılı kalp şeklinde çelenk ve tabutun üstüne karanfillerden yapılmış haç işareti konuldu. Tabutun iki başında da mumlar yakıldı. Yaklaşık 30 dakika süren ayinde İncil'den bölümler ve ilahiler okundu. Ermenice dualar edildi. Ardından Bakırköy Ermeni mezarlığına defnedildi. Edison, Orhan Gencebay, Müjdat Gezen, Fatma Girik ve Adnan Şenses gibi birçok sanat camiasından isimler onu uğurlarken yalnız bırakmadı. Özellikle Edison törende Kenan Pars'la ilgili zor şartlarda hayatını sürdürüyordu. Oysa böyle bir sanatçıyı her zaman desteklememiz, ona gerekli sevgiyi, itibarı, değeri vermemiz gerekiyordu. Ancak bunu yapamadık. Belki sevgili Kenan biraz buruk ayrılmış olabilir aramızdan. Ama o bizi affetsin, mekanı cennet olsun. Hayatına Müslüman mı Hristiyan mı olarak veda ettiği şaibeli olsa da, kilise töreniyle üstünde kocaman haç işareti olan tabutla Ermeni mezarlığına gömülmüş olması bazı şeyleri kanıtlıyor. Belki biraz daha ömrü olsaydı, ölünce Türk ve İslam şartlarına göre gömülmesini vasiyet edecekti. Türk sinemasından zengin, soylu,
kötü yönlerinden olan bir Kenan Pars geçti bu hayattan.